Selamünaleyküm Formel Motors'un değerli aboneleri, değerli izleyicileri. Yeni bir araçtan, yeni bir videodan herkese merhabalar. Ben Ramazan Usta. Aslında yeni bir araç değil, aynalardan tanımanız gerekiyor. Golf 6 aracımız. Motoruyla uğraştığımız gecemiz, gündüzümüz maalesef karıştığı, olayların yaşandığı aracımız burada. Müşterimiz bir tokat yapmış, ondan sonra başka ellere gitmiş. Yaklaşık 2000-2500 kilometre veya 3000 kilometre kullanmış. Kötü bir haberim var. Aracı bir tanıdığına veriyor. Kullanması için bir yere gidip gelecek. Debriyajını yakmış vatandaş. Neyse ki biraz alışmış debriyaj. Şu an vites, geri vitese biraz zor geçiyor. Onun haricinde herhangi bir problem yok. Sizlere tavsiyem, ben bu fikirdeyim. Kimse beni yanlış anlamasın. Kimseye kullandığım aracı vermem arkadaşlar. Bu kadar net. Sonucu bu şekilde sıkıntı olabiliyor. Aracın debriyajını, ya biliyorsunuz motoru dahil komple revizyon yapmıştık. Debriyaj sıfır. Orijinal volantlı set. Maalesef debriyajımız iptal olmuş. Neyse, ödemesini vesaire müşterimiz almış. Daha sonra ilgileneceğiz. Şu anlık aciliyet yok. Debriyaj dediğim gibi sadece geri vitese bir nebze zor geçiyor. Biraz takılma var. Araç bizlere neden geldi? 1000 kilometre sonrası motor yağ değişimi işlemini biz gerçekleştirmiştik. Onun için gelmedi. Bu araçta kalorifer peteği değiştireceğiz. Fren sıvısı değiştireceğiz. Araç gelmişken bir kontrol edelim. Ustam, bakalım senin yaptığın işçilik ne durumda? Ondan bahset diyenler olabilir. Hemen paylaşacağım. Ben de merakla kaldırdım, inceledim. Su seviyemiz, bakın bizim koyduğumuz gibi hala orada duruyor. Maşallah, çok şükür. Bizi çok uğraştırdı, bizi çok yordu bu motor. Aslında bu motorun, bu arabanın suçu yok. Direkt reklamiyac hatası. Yani tespit edilemezse, tespit tam yapılamazsa, işçilik baştan sağma olursa maalesef uğraşan bizler oluyoruz. Yine Allah'a şükür sağ salim bir şekilde işin içinden çıktık, müşterimize teslim ettik. Uzun bir zamandır kendisi kullanıyor, herhangi problemi yok. Kalorifer peteği, biliyorsunuz bu araç bizlere geldiğinde kartelinde 1-2 litre yaklaşık su vardı. Uzun zaman pasta kullanılmış, hem kaldığım aracı hem de sizlere paylaşayım. 4-5 bölümlük videosu kanalımızda mevcut. Hatta bu yorumun, pardon, bu videonun altına yorumlar kısmına veya da açıklama kısmına diğer videoları, bu aracın diğer videolarını paylaşacağım. Sizler de görün. Belki ilk defa izleyenler olabilir. Yani bu araçta resmen maceralar yaşadık. Bir sürü deneyimimiz oldu. Nasip kısmet, yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir. Sonuçta bizler temiz bir şekilde verdik müşterimize. Kendisi kullandı. Herhangi problemi yok. Kalorifer peteğinin tıkanacağını biliyorum. Biliyordum. Müşterimiz de bundan emin. Çünkü pas vardı sistemde. Bizler de en son bu araca bir çatlak giderici katkı sıvı maddesi koymuştuk. O da bir nebze etken oluyor ama birinci olarak pas arkadaşlar. Şimdi aracın alt tarafını sizlere paylaşmak istiyorum. Şöyle bir kaldıralım. Havamız mis gibi maşallah, güneşli. Müşterimiz sağ önden veya sol önden bir ses geldiğini, uğultu sesi geldiğini belirtti. Fakat şunu belirteyim. Aracın sağ taraftaki porya bilası değişmiş. İsterseniz orijinal taktırın. Süspansiyonumuz bu şekilde veya işte coil vesaire, bunlar olduğu sürece bu ön takımdan maalesef tat alamazsınız. Ben orijinalciyim. Orijinal haricinde hiçbir işlem yapmam ama bu işlemlerin hepsi zevk meselesi. Kimisi bu şekilde seviyor, beğeniyor. Saygı duyarız. Bizim işimiz tamir etmek, toparlamak. Aracın altı bayağı tuzlu. Şöyle alt tarafını şöyle paylaşayım. Elhamdülillah. Mis gibi duruyor. Yıkadığımız gibi. Muhafazasını dahil takmamıştım ki herhangi bir kaçak, göçek bir şey varsa müşterimiz görsün, tedbirini alsın, başı ağrımasın, bize dönsün. Muhafaza burada, en son takacağız diye bırakmıştık. Kalorifer petek işlemi bittikten sonra aracımızın muhafazasını en son takacağız. İşe koyuluyoruz. İlk olarak su hortumumuzu sökeceğiz. Antifrizimiz yeniydi ama bir kaba alacağız. Onu geri kullanacağız. Petek söküleceği için aracın antifriz, yani motor sistemi boşaltılmasında fayda var. Çünkü içeriye akarsa problem olur. Döşeme vesaire, biliyorsunuz. Hortumumuzu sökelim. Antifriz dediğim gibi geri kullanacağız. İşlemlere başlıyoruz. Bakalım kalorifer peteğimiz ne durumda. Burada bir tane de kalorifer peteği var. Onları da sizlere paylaşacağım.
Devam ediyoruz. Kalifer peteğimizi söktük. Şöyle sizlere paylaşacağım. Birazdan iç tarafa doğru ilerleriz. Ve maalesef her zaman söylediğimiz gibi toplumda %60, %70 bu antifriz değiştirme işlemleri veya kontrol ettirme veya bakımını yaptırma, soğutma sistemiyle alakalı. Kış aylarında yaptırdığımız için, zamanında antifriz değiştirmediğimiz için ve maalesef kaliteli antifriz kullanmadığımız için üzülen hep sizler oluyorsunuz. Araç sahipleri, milli servet. Sizler için şu kısmı komple kestim. Bakın, peteğimizin durumu komple tıkalı. Şimdi şu gözenekleri hep sizlere paylaşıyorum ya. Şimdi buradan su girip diğer taraftan çıkması lazım. Fakat burada dolaşım olmuyor. Çünkü tıkalı bir petek ne hale gelmiş. Üst tarafı ben komple kestim. İçerisi komple dolu. Ağır bir petek bu peteğe göre. Şu peteğimiz çok kuş gibi hafif. Şu peteğimiz çok ağırlaşmış artık. İçi dolmuş. Ve bunu ne yaparsanız yapın temizleyemezsiniz. Bunun bir temizliği yok. Çünkü bu kanallardan maalesef basınçlı su da dahil. Tutsanız, tanzikle tutsanız, makinele de temizleseniz olmuyor arkadaşlar. Şu pası bu içeriden atamıyorsunuz. Sizler için bunu kestim. Bir tane de polo da değiştirdik. Onu da sizlere paylaşacağım yakın zamanda. Yani şu antifriz olaylarına dikkat edelim. Değiştirelim. Orijinal petek aracın üstündeki gördüğünüz gibi müşterimiz daha doğrusu kış ayını üşüyerek geçirdi maalesef. Sistem temizlenmesi gerekiyordu. Hemen değiştirsek tıkanacaktı. O yüzden bir nebze temizlik dahil yapmamız gerekiyordu. Yaklaşık bir aya yakın müşterimiz kullandı daha doğrusu. Şimdi bizlere bıraktım. O-ringlerimiz dışındaki süngerimiz komple takılacak. Yerini de hemen paylaşayım. Hızlı bir şekilde. Şöyle devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi alt tarafımız komple söküldü. Elimde tripod olduğu için tam aşağı doğru ilerleyemiyorum. Airbag, üstteki bakalit vesaire komple söküldü. Montaj işlemini sizlere paylaşacağım. Kalorifer maalesef boruları şöyle paylaşayım. Bakın kalorifer boruları pas içinde. Görüyor musunuz? Bu pas gerçekten çok farklı bir şey. Yani bulaştı mı temizlenmesi, toparlanması çok zor. Hep diyoruz ya yedek su bidonlarında pas varsa o araçları almayın diye. En güzel örneklerden bir tanesi aslında. İşlemlerimiz devam ediyor. Kalorifer petek montajını gerçekleştirdik. Şimdi sizlere peteğimizi paylaşacağım. Paylaşmadan önce şu aracın fren sıvısını bir paylaşalım. 2012'den belli değişmeyen fren sıvısı. Şu renge bakar mısınız? Koyu yeşil olmuş artık yani. Fren sıvıları çok önemli. Bunları ihmal etmeyelim. Antifriz dolumu tamam. Şöyle devam ediyoruz. Montajımız gördüğünüz gibi bitti. Testlerini gerçekleştireceğiz. Bir tane de burada kalmış. Testleri gerçekleştireceğiz. Problem yoksa aracımızı toparlamaya geçeceğiz. Lakin lif lazım şu an. Aracımızı çıkartacağız. Yine işlemlere devam edeceğiz. Fren sıvılarınızı 2 yılda bir değiştirmeyi unutmayın. Fren sıvısı fren diski kadar, fren balatası kadar önemli. Arabayı liften kenara doğru aldık fakat sizlere bir ayrıntı paylaşacağım. Normal şartlarda şöyle hemen inceleyelim bakın. Hem de sizlere bilgi olsun. Vitesi 1'e attınız. Araba çalışmıyor. 2'ye bakın. Görüyor musunuz? Bakın geçmiyor. 3 geçmiyor. İşte gördüğünüz gibi emanet araba verirseniz böyle olur. Şimdi hemen ayrıntıyı paylaşacağım arkadaşlar. Halat yerinden çıkmış. Daha doğrusu üstünde duruyormuştur büyük ihtimal bir nebze de. Biz liften çıkarttık. Baktım zor geçiyor. Burayı bir söktüm. Normalde şu gördüğünüz sekman orada olması lazım. Fakat yerinde değil. Şimdi bir yerine geçirelim. Bir yerde kırıklık mı var? Başka bir şey mi var? Göreceğiz. İşte emanet böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle durması lazım. Arkadaş nasıl zorlamışsa artık şu sekmanı yerinden çıkartmış. Sekmanı bir oradan almam lazım. Evet. Sekmanı aldık. Şöyle kameramızı koyalım.
Şöyle koyarsak, nasıl koyarsak. Şöyle yapalım. En azından bir nebze gösterirse. Kusura bakmayın, sizi de biraz başınızı döndürdük ama. Şimdi şöyle bir seyyaramızı aşağı doğru itelim. Bunu geri doğru çektireceğiz. Tamam mı? Şimdi şöyle bir yerine geçirelim. Normalde bunun buradan çıkması biraz zor. Hem de bayağı zor. Bir tıklayalım üstüne. Ama işte nasıl zorlandıysa artık arkadaşlar, bakın şak diye geçti. Bir testlerle bir oynayalım. Bakalım yerinden çıkacak mı? Şu an rahatlaması lazım. Buradaki ayarı bile bozulmuştur bunun. Bir saniye. Bir dakika. Tamam. Nasıl şu an? Tamam, bir dakika. Şu boşluğuna bir bakayım. Tamam. Dur. Bir de biz kontrol edelim. Şimdi şöyle hemen binelim. Sıcağı sıcağına. Yine biraz takılma olur. Debriyaja basacaksınız. Şu an 10 numara 5 yıldız. Şöyle biraz da şey yapsak iyi olur aslında. Bakalım şurada bir kuruma var mı? Şuraları biraz yağlayalım. Bir nebze toparlayalım. Burayı yağlayacağız. Halatın üstünü yağlayacağız. En azından şu, biliyorsunuz debriyaj yanmıştı. Şu yumuşamayı biraz yapalım. Müşterimiz en azından biraz rahat kullanabilsin. Soldan devam edeceğiz. Yol testindeyiz arkadaşlar. Sadık abi arkada, kardeşi şu an kullanıyor. Makinamız gayet güzel bir şekilde ısıtıyor. Normalde ne kadar bir soğukluk vardı? Sen uzun yol yaptın. Ya hiç ısıtmıyordu öyle. Değil mi? Gram ısıtmıyor. Zaten petek ısıtma şansı yok. Şeyde gibi düşünün. Soğuk bölüm alıyoruz ya normalde yaz şartlarında klima açmadan. Evet. O şekilde soğuk üflüyordu yani. Dışarıdaki bütün havayı içeri veriyordu, soğuk havayı. En son buraları bantlayacakmış müşterimiz arkadaşlar. Ayağımızı battaniyede gittik ya. Yok, sağdan gideceğiz. Evet, battaniye ile yolculuk yapan müşteri. Aynen. Arkadaşlar yani gerçekten havalar şu an biraz ısındı. Çok fark edilmiyor ama uzun yolda vesaire gerçekten insan üşüyor yani, arabanın içi de olsa. Şunu merak ediyorum. Belki sizin bilginiz var mı? Bu çakmakla takılan ısıtıcı var mı bu fanman? Hiç kullanmadık. Bu tarz şeyler ben görmedim ama yazın pervan olarak kullanılıyor değil mi? Yani. Sağdan devam edeceğiz. Bizim çakmak iptal zaten. Burada değil mi? Evet, şurada. Anladım. Vites geçişlerimiz de şu an süper oldu. Rahatlamış değil mi? Demek ki arızamız buymuş. Biz yine yağladık. Sağdan devam edeceğiz müdürüm. Arkadaşlar müşterimizi uğurluyoruz. Kazası belasız inşallah. Aracımızın şu an harareti 90 derecede değil. Ona rağmen fırın gibi başlıyor. Değil mi? Evet, sağdan. Ona göre. Ona rağmen fırın gibi başlıyor. Evet. Sıcaklığımız güzel. Biz de gerekli tespitleri yaptık. Aracı cihaza bağlayacağız dükkana geçtiğimizde. Ondan sonra müşterimizi uğurlayacağız. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Saygılar, sevgiler.